Sevgili kardeşlerim, bugün kilisemizin 5 büyük bayramından birini kutluyoruz. Haçverat Donu, yani haçın yükseltilmesi bayramını. Ermenice'de anlattım, tarihi bir olaydan alıyor kökünü. İsus Hristos'un üstüne haçlandığı çarmıhı, yani onun tahtası, 327 yılında bulundu. Büyük Konstantin'in maması Helena, büyük bir hazineyle İsus'un yaşadığı, doğduğu, mucizeler yaptığı yerleri ziyaret etti ve o ziyaret ettiği yerlerde büyük tapınaklar yapmayı planlıyordu. Ve istediği şeylerden bir tanesi de İsus'un haçlandığı, gömüldüğü yer üstünde bir mabet yapmak. Ve elbette İsus'un haçını bulmak istiyorlardı. Gelenek, yani 327 yılına kadar gelen gelenek, İsus haçlandıktan sonra onun haçının ve diğer iki suçlunun haçının bir yere kaldırıldığı ve artık ondan sonra kimsenin o haçların üstüne asılmadığı geleneğiydi. Tabii ki Hristiyanlık çoğaldığında Yahudiler Hristiyanların bu haçları ziyaretini önlemek için çöp dökmeye başladılar bu haçların üstüne. Daha sonra zaten 70 yılında Kudüs yerle bir edildi, mabet yıkıldı, taş üstünde taş kalmadı, Yahudiler Kudüs'ten sürüldü ve bir şekilde şehir harabeye döndü. Bu gibi durumlarda Romalılar şehrin en fakirlerini bırakırlardı oralarda. Herhangi bir şehri bu şekilde yok ettiklerinde en fakirleri kalırdı. Ve bir şekilde o en fakir Hristiyanlar haçın nerede olduğunu biliyorlardı aşağı yukarı. Golgota'nın, yani İsa'nın haçlandığı yer de belliydi. Surların, Yeruşalim'in surlarının dışında bir tepecikti Golgota. Ve biz biliyoruz ki haçtan indirildikten sonra hemen o tepeciğin yanındaki mezarlara gömüldü İsa. Kendi mezarı yoktu, Arimatalı Yusuf'un kayaya oyulmuş mezarına gömüldü. Öyle ki İsus'un haçlandığı ve gömüldüğü yer aynı tepecikteydi. Bunu biliyordu Helena ve istiyordu ki haçı bulsunlar. Haçın bulunan yeri tespit edildikten sonra kazmaya başladılar. Kazdıklarında 3 tane haç çıktı gerçekten. Ama hangisi İsus'un haçıydı bilmiyorlar. Tabii ki orada din adamları var, dua ediyorlar Tanrı kendilerine göstersin diye. Ve o sırada bir cenaze geçiyor. Kraliçenin aklına İncil'de yazılmış bir mucize geliyor. Böyle bir cenaze geçerken dul bir kadının tek oğlu ölmüştü. Kadın feci bir şekilde ağlıyordu. İsus gördü bunu, gitti ve o genç adamı diriltti ve annesine geri verdi. Ve şimdi yine bir cenaze geçiyor, yine genç bir adamın cenazesi ve kraliçe diyor ki biz bu ölüyü haçların üstüne koyalım bir. Hangisinde dirilirsen haç odur. Gerçekten de koyuyorlar ölüyü ve koydukları sonuncu haçın üstünde ölen diriliyor. Büyük bir sevinçle haçı alıyorlar, temizliyorlar, kutsuyorlar. Şimdi bu bir hikaye değil, efsane değil. Bu yüzlerce kişinin önünde olmuş bir olay, tarihi bir olay. Dolayısıyla bunun bir bayramı var. Küt haç diyoruz. Yani haçın bulunma bayramı bu. 325 yılında bulundu. 327 yılında
mabet yapıldı. Kraliçe o tepeyi dümdüz etti. Öyle ki bu mabedin merkezinde İsus Hristos'un mezarı var. Gömüldüğü ve dirildiği mezar. Golgota da onun yanındaydı. Yani Golgota Tepesi dedikleri 15-20 metre ötede aynı mabette bir yerdeydi. Bu haçı orada sergiliyorlardı. O zaman 327 yılından haçın bulunuşundan 614 yılına kadar haç diriliş mabedinde 300 yıl kadar sergilendi. Hristiyanların en kutsalıydı. Bütün herkes bunu biliyordu. Ve hacca gidiyorlardı Hristiyanlar. Bu haçı görmek, onun önünde eğilmek, ibadetlerini yapmak için. ...614 yılında İranlılar, ki putperestiler, ateşe tapıyorlardı. Hristiyanların bu en büyük sembolünü ele geçirmek, esir almak istediler ve ansızın büyük bir orduyla Yeruşalim'in üstüne saldırdılar, şehri yağmaladılar, mabedi yaktılar ve bu haçı esir aldılar, kendi memleketlerine, başkentleri Tisbon'a getirdiler. Bu büyük bir şoktu Hristiyanlar için. Büyük bir yıkımdı, büyük bir utançtı, haçı geri almaları gerekiyordu. Bunun için zamanın imparatoru Heraklos büyük bir ordu hazırladı, büyük bir hazırlık yaptı. 14 senelik bir hazırlık yaptı. Çünkü İran da bir imparatorluktu ve onu yenmek kolay değildi. Ve İranlılar hazırlıklıydılar, bekliyorlardı Hristiyanların saldırısını. Tarihin gördüğü en büyük ordulardan biri hazırlandı. Ve pek çok Hristiyan ulus, Ermeniler de içinde olmak üzere asker verdiler ve 628 yılında İran'a girdi. Peş peşe bütün İran ordularını yendi ve İranlılar barış yapmak zorunda kaldılar ve haçı verdiler. Haç büyük törenlerle Anadolu'nun köylerinden, kasabalarından, şehirlerinden geçti. Çiçeklerle, özellikle reyhan çiçeğiyle süslediler. Reyhan, Basilikus adını taşıyor. Yani kral çiçeği, mor renginden dolayı. Ve İstanbul'a getirildi. Ve İstanbul'da da büyük törenler oldu. Tekrar Yeruşalim'e, eski yerine koyuldu. Bu olay, yani haçın yükseltilmesi, tekrar onurlandırılması, o düştüğü utanç durumundan tekrar yükseltilmesi, haç verat, yani haçın yükseltilmesi bayramı olarak adlandırıldı ve bütün Hristiyan dünyası, Ermenilik de bu bayramı kutluyor. Daha sonra bu haç ne oldu? Bu haçın tekrar ve tekrar çalınma tehlikesi üzerine kilise büyükleri dediler ki biz bu haçı parçalara bölelim. Bütün Hristiyanlık dünyasına, önemli merkezlere dağıtalım. Ve öyle de yapıldı. Özellikle bu haçın geri alınmasında emeği dokunmuş milletlere bu haçtan önemli parçalar verildi. Haylar da onlardan birisidir. Öyle ki İstanbul'da bizim bu haçın, hakiki haçın parçaları var. Yeruşalim'de epeyce büyük, kömür büyüklüğünde bir parça var. Öyle ki yeni bir kilise yapıldığında ondan böyle çok küçük bir kıymık alınır ve kilisenin bazen temeline koyulur, bazen de bir haçın içine yerleştirilerek ibadet aracına dönür. Şimdi haçın bayramı bu. Dört bayram kutluyoruz biz haçla ilgili. Niçin? Çünkü haç Hristiyanlığın sembolü. Haçı iyi anlamamız gerekiyor. Haç, gerçi şimdi biz unuttuk ama bir ölüm aracıydı. Yani Romalıların icat ettiği, düşmanları için icat ettiği, isyan edenler için, cürümlüler için icat ettiği
yabancılar için icat ettiği bir idam aracıydı. Hiçbir Romalı haça gerilerek idam edilemezdi. Niye? Çünkü çok acılı bir ölümdü. Onu düşmanları için saklamışlar. Bir Romalı ölüme mahkum edilirse kafasını keserlerdi. En kısa ölüm, en acısız ölüm. Kafasını bir seferde kesiyorsun. Hac ise şöyle. Önce 40'tan bir eksik, 39 kere kırbaçlanıyor haçlanacak kişi. Bütün derileri soyuluyor. Sonra haçını yüklüyorlar kişiye ve haçını alıyor, haçlanacağı yere kadar onu taşıyor. Sonra ellerini ve ayaklarını delerek haçlıyorlar. Çivilerle, küflü çivilerle elini ayağını deliyorlar. Biliyorsunuz böyle durumlarda tetanos hastalığı başlar. Büyük kramplar girer haçlanmış olanın içine. Vücudunun dayanıklılığına göre bazen bir hafta, bazen iki hafta haçın üstünde kalır. Çünkü haçın başına nöbetçiler dikerlerdi. Onlara kimse ulaşamazdı, indiremezdi, öldüremezdi, su veremezdi. Açıkta beklemek durumundaydılar. Tabii ki bazen kuşlar, kargalar gelirdi ve gözlerini oyarlar. Haçlanmış olanları, canlı canlı. Ve çığlıkları duyulurdu. Şimdi bunu niye yapıyordu Romalılar? Romalılar korku salmak için yapıyorlardı. Romalılar diyordu ki öteki milletlere, eğer isyan ederseniz sizin sonunuz da bu olur. Sizi haça gereriz. Gerçekten de bu köle isyanı vardı. Spartaküs isyan ettiler. İsyan bastırıldı. İsyan bastırıldıktan sonra Roma'ya giden yolun üstünde sağlı sollu 15 bin köleyi haça gerdiler. Aylarca o yolun üstünde kaldı. 15 bin haçlanmış köle. Romalılar ne diyordu kölelere? İsyan ederseniz sonunuz bu olur. Şimdi Hristos böyle bir ölümle öldü. Haç böyle bir şey. Peki biz niye bayram yapıyoruz? Haç niçin Hristiyanlığın sembolü olmuş? Haçtan tam tersine kaçmamız lazım değil mi? Haçtan nefret etmemiz gerekmiyor mu? Hristos Kristos masum birisi haçın üstünde ölmüş, öldürülmüş yüz binlerce, milyonlarca belki masum insandan birisi olarak. Peki niye biz Hristiyanlığın en büyük sembolü haline getiriyoruz? Nasıl oluyor ki bu ölüm aleti bizim için iyimserliğin bir sembolü oluyor? Çok basit bir nedenle. Çünkü Tanrı Hristos Kristos'un haçında bize diyor ki bu dünyada başınıza ne gelirse gelsin, en kötü şey gelirse gelsin, sonu ölüm de olsa, en acılı ölüm de olsa o insanlar için sondur, benim için başlangıçtır. Onun için Hristos'un haçına baktığımızda biz Hristos'un dirilişini de görüyoruz. Sadece haçlanmasını değil. Ve biz anlıyoruz ki Hristos dirilmek için haçlandı. Ölümü yenmek için öldü. Bu Tanrı'nın bir planıydı ve Tanrı'nın hikmetiydi. Bu insanlar gözünde çözülmesi güç bir bilmece ama Tanrı bize diyor ki bütün olumsuzlukların altında olumlu olanı arayın. İyimser olun. Hristiyanlık için en büyük zorlukları yaşayan milletlerden birisi biziz. Haç için büyük bedeller ödedi halkımız. Hristiyan kalabilmek için. Ama haça en iyimser gözlerle bakan millet
Hristiyan milletler arasında biz olduk. Bir Katolik kilisesine giderseniz oradaki bütün haçlarda haçlanmış Yesus'u görürsünüz. Bir Ortodoks kilisesine giderseniz haçların üstünde haçlanmış Yesus ikonası vardır. Bizim kilisemizde haçı biz yaşam ağacı olarak görmüşüz. Çiçeklenmiş, meyvelere bürünmüş bir yaşam ağacı. Haç karların mantığı ve felsefesi budur. Evet, bir zamanlar ölüm aletiydi. Evet, bir zamanlar idam sehpasıydı. Evet, bir zamanlar işkencenin yoluydu. Ama artık hayatın yolu. Kurtuluşun yolu. Öyle ki kilisemiz bize haça baktığımızda sadece Hristos'un haçına değil, kendi haçlarımıza baktığımızda iyimserliğe davet ediyor bizi. Diyor ki zorluklarına bak, onların zorluklarını yaşa ama unutma her şeye gücü yeten bir Tanrı var. Bütün olumsuzlukları olumluya çevirebilir. Bu güce inan, bu güçle donat ruhunu ve güçlükleri öyle karşıla. Onun için sevgili kardeşler, haçın bizim için artık anlamı iyimserlik. Haçta biz kurtuluşu görüyoruz. Doğru, haçta dikenli taç da var ama daha sonra dirilişin tacı da var. Biz bunu yaşamalıyız. Bu iyimserliği ruhumuza yerleştirmeliyiz. Hristiyan iyimser olmak zorunda. Çok iyi vaaz eden bir papaz var. Herkese umut aşılıyor. İyi vaaz ediyor. Ailesi de imanlı. Bir gün suratı asılıyor bunun. Bir hafta suratı asık. Evine geliyor. Bir bakıyor ki karısı, çocuklar hepsi simsiyah giymişler. Diyor ne oldu diyor, kim öldü diyor. Diyorlar ki herhalde Allah öldü. Diyor, nereden çıkarttınız bunu? Vallahi diyorlar sen eğer Allah ölmezse yas tutacak adam değilsin. Ne oldu da sana bir aydır, bir haftadır suratın bu kadar asık? Ne üzmüş olabilir seni bu kadar? Sen bize öğrettin ki Tanrı'yla her şey yoluna girer. Her şeyde bir umut vardır. İşte sevgili kardeşlerim, haçın bayramlarında biz bu umudu göreceğiz. Çünkü haçın gücü, onun sırrı bizim var olma sırrımızdır. Çağlar boyunca halkımız o haçta buldular birlik olmanın, sevgide olmanın, yıkılan her şeyi yeniden yapmanın, elinde olanları korumanın ve kendilerinden sonra gelecek olanlara aktarmanın sırrını haçta buldular. Sen de aynı sırrı haçta bul. Zorlukların olduğunda, dertler geldiğinde, hastalık kapını çaldığında, yoksulluk kapını çaldığında haçını çıkar. Ve de ki benimle olan bu karşıma dikilmiş olan zorluktan daha güçlü. Ölüm kapını çalarsa yine haçını çıkart ve o şekilde karşıla onu. Haçla aynılaşmış olan bir milletiz. Onun için sadece mabetlerimiz değil, bizim mezarlıklarımız da haçlarla süslüdür. Çünkü artık hiç kimsenin ölümden sonra bir umudu kalmaz. Sadece haçtır. Haçlanmış olandır. Çünkü o haçlandı, gömüldü ve dirildi. Kendisi için haçlanmadı, bizim için haçlandı. Kendisi için gömülmedi, bizim için gömüldü. Kendisi için dirilmedi, bizim için dirildi. Bize bir yol açtı.
Bazen bu uzun tünelleri görürsünüz. O tüneller nasıl açılıyor biliyor musunuz? Kocaman bir makine yapıyorlar, dağı delen ve o makine çalışıyor ve o tüneli açıyor. O makine için değil o tünel. O tünelden geçecek olanlar için açıyor o yol. Yesus Hristos öldü ve dirildi kendisi için değil, kendisi Tanrı oğluydu. Ne ölmesine ne de dirilmesine ihtiyacı yoktu. Ama bizim bedenimizi, insan bedenini aldı, insan ırkından birisi oldu ve insanlık adına günahı ve ölümü alt etti. İşte hac bu iyimserliğin sırrıdır. Artık insanlığın Tanrı'ya doğru uzanan bir yolu ve yolculuğu vardır ve yol açıktır. Tıkandığını gördüğünüzde hacınızı göstereceksiniz ve o yol size açılacak. Evet sevgili kardeşlerim, haçın iyimserliği sizinle beraber olsun. Haç elbette ki bizim büyük sembollerimizden birisi. Bu kilisenin de adı Sukhaç. Üsküdar'ın bu kilisesi 350 yıllık bir kilise. 1689'da inşa edilmiş. 1727'de bu kavgir hale gelmiş. Daha sonra pek çok yenilenmeler yapılmış ve en son yenilenmesini geçen sene yaptık ve bu gördüğünüz güzel şekli aldı. Öyle ki bugün vesilesiyle ben yönetim kurulunu kutluyorum. Baron Adenabet Berk Zıngık şahsında. Tanrı gücünüzü artırsın. Biz bizim olanları korumamız lazım. Elimizden gitmeden korumamız lazım. Elimizden gittikten sonra koruması çok zor. Geçen hafta Ahtamar'daydık ve Van yöresini dolaştık. Orada pek çok kiliseler var. Ama koruyamamışız. Ve harabe halindeler. Dolayısıyla haçımızı kaptırmayacağız. Birinci ders bu bayramdan alacağımız şey bu. İkincisi, elimizde olanları koruyacağız, onları bayındır bir hale getireceğiz. Bu kilisede hizmet eden tıbirler, sargavaklar, koro, onları da yeni atanmış olan kilisenin huvivi, Arjanabadip der Melkon Kahana şahsında tebrik ediyorum. Bugün Üsküdar'ın bütün kiliseleri, yönetim kurulları buradalar. Surtakavor kilisesinin korosu Baron Sevan Şencan'ın yönetiminde Surtbadar'a seslendirdiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Kilise sonrası Mada Orhutun olacak. Kilisenin hizmet edenlerin ölmüşleri için, ölmüşlerimiz için dua edeceğiz. Onların hepsi haça inandılar. O imanla gömüldüler. Ve haçın içinde hepimiz birleşiyoruz. Evet sevgili kardeşlerim, yolculuk devam ediyor. Her sene tekrarlanan bu bayramlar, kiliselerin günleri bize diyor ki bir tekerlek dönüyor. Ne mutlu o tekerleği döndüren kişilere, ne mutlu o tekerleğin döndüğü yolda ilerleyenlere. Öyle ki bir halk olarak tarihteki yolculuğumuz devam ediyor. Tanrı sizleri bereketlesin, haçın gücüyle korusun hepinizi. Amin.